Bein Sports'tan iyi günler. Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlık seçimleri 4 Kasım'da Ankara'da yapılacak ve seçim özel yayınlarımız devam ediyor. Bugün üçüncüsüyle karşınızdayız ve üçüncü başkan adayımız da bugün Bein Sports stüdyolarında daha önce Sayın Harun Erdenay ve Sayın Erman Kunteri burada konuk etmiştik ve şimdi de Mevcut Başkan Sayın Hidayet Türkoğlu bizlerle birlikte. Sayın Başkan Hidayet abi hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk İsmailcim teşekkür ederim. Nasıl gidiyor seçim süreci, e, seyahatler, görüşmeler? Yoğun gayet güzel. O yüzden e, heyecanlıyız e, çünkü e, daha yapmak istediklerimiz var. Bu zamana kadar yaptığımız güzel işler var. O yüzden e, bu seyahatler güzel geçiyor. Geri dönüşlerimiz iyi oluyor. Bu anlamda da herkese de gerçekten zaman ayırdıkları için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi buradaki amacımız beraber çıktığımız yolla özellikle bizim ilk süreçte, ilk periyotta çok güzel ilişkiler kurduk, iyi işler yaptık. Şimdi de bir dahaki bir süreç için onlarla bu işi daha iyi nasıl yapabiliriz diye görüşmeler yapıyoruz. Peki sizin evet. bu adaylık süreciniz aslında ilk e, bir açıklama yaptığınızda net hani ben adayım şeklinde bir ifadeniz olmadığı için biraz böyle arada kaldı. E, adaylık süreciniz kararınızı mı geç mi verdiniz yoksa e, nasıl oldu bu? <laughs> Öncelikle sözlerime şey diye başlamak istiyorum. Gerçekten sana e, özellikle daha sonra bütün eee medyaya bu zamana kadar basketbol için yaptıklarınız gerçekten e, takdire şayan. O anlamda bu süreci de gayet kaliteli bir şekilde yürütüyorsun. Bu anlamda da seni kutlamak istiyorum. Ee, sevgili İsmail, ben görev ilk başladığımda da zaten her fırsatta dile getiriyordum. Her fırsatta da dile getirmeye devam edeceğim. Zaten bu işe ilk başladığımızda, bu işe ilk soyunduğumuzda e, başkanlık sürecini iki dönem olarak e, yapmayı hedefledim ve planladığımı her fırsatta dile getiriyordum. E, bu süreçte de şu an ben hala mevcut bir federasyon başkanı olduğum için e, yani bunu hiç bir aceleciymiş gibi ya da bir acele etmem gerekiyormuş gibi hep bir zamana yayarak yapmayı düşündük ve e, zamanı geldiği zaman da e, daha önce de bir sohbet arasında dile getirmiştim tekrar dile getirmem gerekirdi. bununla ilgili spekülasyonlar yapıldı farklı yerlere çekildi bırakacak gidecek vesaire falan tekrar bir hani adaylık sürecimi açıklamak istedim yani benim buradaki amacım iki dönem Gerçek anlamda ekibimizle birlikte Türk basketboluna gerçekten sadece Türk basketbolunun çıkarları için e, yola çıktığımızı her fırsatta dile getirdik. İnşallah bu önümüzdeki süreçte de camiamız takdir görürse bu üç seneyi de e, en iyi şekilde hizmet edip görevimizi layıkıyla yapmak istiyoruz. Peki Türk basketboluna hizmet etmiş önemli 3 isim olarak yarışa giriyorsunuz, seçim yarışına giriyorsunuz. Ee, i̇lk kez 3 adaylı bir seçim olacak. Bunun için ne hissediyorsunuz, hisleriniz nelerdir? Hem rekabet hem de bir arada aynı soyunma odasına girdiğiniz hem hocanız hem takım arkadaşınız onlarla rekabet halindesiniz. Ya tabii yani basketbolun biliyorsun her zaman ayrı bir heyecanı olmuştu hepimiz için. Erman abi benimdeki yeri ayrıdır. İnanıyorum ki benim de ondaki yerim ayrıdır. Çünkü senin de bildiğin gibi 98 sürecinde onunla çalışmaya başladık. Daha sonra 99'da biliyorsun Fransa'da Avrupa Şampiyonası'nda bizim milli takımlar koçumuzdur. Harun abi aynı şekilde birlikte uzun zaman hem 2001 2000 süreçlerinde aynı soyunma odasında abi kardeş durumundaydık. Yani böyle süreçlerin demokratik şekillerde herkesin çıkıp aday olması basketbol için herkesin ee, bir şeyler yapmak istemesi bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Biz bazı standartları çok yukarıya çektiğimizi düşünüyoruz. Bu süreçte de e, inşallah kamuoyumuz, camiamız, e, diğer arkadaşlarımızın, diğer büyüklerimizin, diğer adayların projelerini dinlemişlerdir ve e, 4 Kasım'da herkes... E, Siz de izlediniz mi bu arada iki programı? İzledik, izledik. E, aslında buraya gelmeden önce sevgili İsmail, çok düşündük ekip olarak. Ee, yani yapılan eleştirilere mi cevap verelim, yoksa söylenen yanlışlara mı cevap verelim ya da sadece dediğim gibi biz kendi plan programımıza mı göre hareket edelim diye ama bir şekilde de hem kamuoyumuzu hem camiamızı bilgilendirmek açısından bazı şeylere de değinme gerektiğine de inanan insanlarız. Çünkü e, buradan söylenenler ya da farklı ortamlarda söylenenler gerçekten bizi çok şaşırtıyor çünkü biz 5 sene içerisindeki yaptığımız süreçleri sadece bizim açımızdan değil Ben bunu her zaman iki taraf olarak bakan bir insan olmuştur gerek bizim ekip arkadaşlarımız olsun gerekse bu süreçte çalıştığımız kulüplerimiz antrenörlerimiz yöneticilerimiz akademisyenlerimiz yani onlara da karşı biraz saygısızlık olduğunu düşünüyorum çünkü bu yaptığımız özellikle Türk Basketbolunda yaşattığımız ilkler anlamında, bu süreçte bu arkadaşlarla birlikte çalışarak yaptık ve hani bu süreçlerin bu kadar kolay üstünden geçilmesi bizden çok çalıştığımız insanlara da biraz saygısızlık olduğunu düşündüğümüz için. Bazı noktalarda aldığımız küçük notlar var. Onu da şey içerisinde paylaşmak isteriz. Ee, biz tarafsız yayıncılık ilkeleri gereği konu başlıklarını tüm başkan adaylarına birkaç gün öncesinden gönderdik. Hangi konulardan bahsedeceğimiz belliydi. Tabii Hı -hı. ki sorular farklılık gösteriyor burada. Hı -hı. Sohbetin gelişmesi gereği ama konu başlıklarına tüm başkan adayları hazır bir şekilde geldi. Siz de bu şekilde hazırlandınız. Görüyorum önünüzde birçok dosya ...birçok farklı ekibiniz de yine buradasınız. E, vermek istediğiniz birçok bilgi olduğunu, e, grafikler olduğunu da e, gördük. Onları da e, rica ettiniz. Biz de hazırladık yayına. Biraz önce e, dediğim gibi... Şöyle isma... başlamak istiyorum. Yani hem he. hem Grafiksel olarak, resimsel olarak hem de ve olarak gerçekten... E, e, ...camiamızı, zaten camiamızı da süreçte konuştuğumuzda... ...çünkü ben de şu an hani, herkese bir bir görüşüyorum... İnan onlar da duyduklarına hani şok oluyorlar. Çünkü yani şu an bu yürüttüğümüz süreçleri biz beraber yürüttük. Ya bizim zaten en büyük başarımızdan bir tanesi bence son 25 yılın bu kadar kulüplerle beraber hareket eden bir yönetim olduğunu bunu herkes sen ki bu camiamızın içerisinde bir insansın. Bunu herkesten aynı duyabilirsin. Zaten bu yaptığımız başarıyı biz zaten hep fark edersen hep beraber olarak telaffuz ediyoruz. Kulüplerimizle beraber, biz tabii ki de federasyon olarak sorumluluk aldığımız noktalarda kendimize düşen görevleri yaptık ama herhangi bir basketbol alanında değişiklik yapıldığı zaman hep kulüplerimizle hareket ederek yaptık ve sonunda da hepimiz çok güzel sonuçlar elde ettik. Aslında bu yönetim şeklinizle alakalı soruya da bir geçiş gibi oldu. Nasıl bir başkan gördük bu 5 yılda? Nasıl bir başkan göreceğiz? Vallahi sevgili İsmail, yani biz 5 yıl içerisinde ben bu süreci her zaman sporculuk hayatıma bir şekilde benzetmeye çalışıyorum. Burada kendi kariyerimi bahsetmek istemiyorum, basketbol kariyerimi ama ben her zaman önemli takımlarda, önemli roller üstlenmiş, önemli sorumluluklar üstlenmiş bir insan olmuşum. Şu anki yönetimsel şeklimize de çok değerli insanlarla kurulu, sadece yönetimsel anlamında değil, profesyonel ekiplere, federasyonumuz içerisinde de çok değerli genç arkadaşlarımız var ve imkan verildiği zaman çok güzel işler de yaptı. Ben her zaman adil, şeffaf ve her zaman sorumlu kalmayı bilen bir insan olmuşumdur. Bu süreçte de güzel işler yaptığımızı, sorumluluk anlarda da federasyon başkanı olarak hiç çekinmeden, hiçbir şeyden korkmadan sorumlu aldığımı da söylemek istiyorum. Ama inanın bu süreçte de herkese adil bir şekilde, adaletli bir şekilde yürüttüğümü düşünüyorum. Aynı... Yani çizgide devam edeceğimi zaten her fırsatta herkese dile getiriyorum. Buradan da bir kez daha dile getirmek istiyorum. Ben her zaman herkesle iyi diyalogları olan bir insan olmuşumdur. Her zaman çözüm odaklı, hukuksal anlamda her türlü problemleri çözebilecek noktada herkese yardımcı olmaya çalıştım. Aynı şekilde de ikinci dönemde de inşallah onların desteğiyle de devam edeceğim. Peki bu bağlamda ulaşılabilirlik konusu sizin hakkınızda e, yapılan eleştirilerden, yöneltilen eleştirilerden birisi. Hidayet Türkoğlu e, ulaşılamaz bir başkan mı? Telefonları açıyor, açmıyor. <laughs> e, açmıyor musunuz başkan telefonları? Bilmiyorum sevgili İsmail. Bunu en iyi senin söylemen lazım. Ya İsmail'cim ben her fırsatta dile getirmeye çalışıyorum. Evet. Olay hiçbir zaman Hidayet Türkoğlu ya da isimler üzerinde olmadı. Bizim her zaman vermek istediğimiz mesaj her zaman Türkiye Basketbol Federasyonu oldu. Ee, ki ben Hidayet Türkoğlu zaman her zaman herkesin telefonunu 7-24 dünyanın neresinde olursa olsun herkese telefonumu açmışımdır. Yani işte dediğim gibi e, rakiplerimizin olayları kişiselleştirmek noktasına getirmek istemesi bizi gerçekten üzüyor. Bizim her zaman vermek istediğimiz mesaj ee, çok şeffaf ve açık olmuştur. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak herhangi bir kulübümüzün yöneticimizin, herhangi bir bizim direktörlerimize 7-24 ulaşıp ulaşılmadığı benim için en önemli olan şeydir. Eğer bu konuda bu zamana kadar bir sıkıntı duyabildik mi biz hiçbir zaman duymadık. Çünkü dediğim gibi ben bu anlamda kendi ekibimi de gerçekten kutlamak istiyorum. Özellikle kulüplerimizin menajerleriyle, e, sorumluluklarıyla kurmuş oldukları dile e, iyi ilişkiler. Şu ana kadar zaten şu anki yürüttüğümüz süreçleri zaten bu noktaya gelmesine vesile olmuştur. Ki ben zaten kendi açımdan hiçbir zaman olayları dediğim gibi Hidayet açıyor, açmıyor noktasını hiçbir zaman getirmedim ki. Her zaman e, telefonları herkesin için atmışım. Yani bu konuyu konuşmak bile gerçekten bizi çok üzüyor. Çünkü benim buradaki hep anlatmak istediğim süperlik direktörlerimiz anlamında. Şu anki yani bir önceki direktörümüz biliyorsunuz yaptığı güzel işlerden dolayı Fenerbahçe'mize geçti. Yani o arkadaş bizle çalıştığı sürece kulüplerle kurmuş olduğu iyi diloglardan sonunda beraber güzel işler yaptık. Bizim için önemli olan odur. MHK başkanımızın telefonları açıp açmamız, genel sekreterimizin telefonları açıp açmaması, lig direktörlerimiz ya da herhangi bir çalışanımızın, CEO'muzun telefonlarının kulüplerimize yardım etmek amacında bu anlamda bir sıkıntı bu zamana kadar hiç duyduk mu? Duymadık. Çünkü dediğim gibi biz her zaman takım olarak yönetimsel anlamda da çok değerli arkadaşlarımızla zaman zaman kulüplerin değerli yöneticileriyle e, diyaloglarda oldular. Ama dedim ki yani bunları konuşmak bile çünkü biz burada kendi açımızdan yaptıklarımızı önümüzdeki 3 seneler neler yapabileceğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Basketbolumuzu nereden, nereye getirdiğimizi, nerelere daha getirmek istediğimizi konuşmak istiyoruz. Ama dedim ki yani insanların... Olayı bireysele kişiselleştirmeye çalışması gerçekten çok çirkin. Söylediğiniz noktadan devam etmek istiyorum. Derya Yanneer basketbol süper lig direktörü pozisyonundan Fenerbahçe Beko'ya transfer oldu. Yine milli takım genel menajeriniz Kerem Tunçeri Galatasaray basketbolunun başına geçti. Aslında ekibinizde de ayrılıklar da oldu son dönemde. Hı hı. Bununla ilgili ne söylersiniz? Yeni dönemde organizasyon şemasında bir değişiklik planlıyor musunuz? Şimdi dediğiniz gibi çok değerli arkadaşlarımız, çok değerli camialara çok büyük sorumluluklar almaya gittiler. Yani burada elde ettikleri başarıların sonucunda, ettikleri güzel işler sonunda gerek Fenerbahçe camiası, gelsek Cami, Galatasaray camiası bu iki arkadaşlarımızı kendi bünyelerine dahil ettiler onların yerlerine de işte milli takımdan menajerimiz Murat Can olsun, lig direktörümüz Turgay, Turgay abi olsun diye hemen onların yerine başka arkadaşlarımıza sans verip tekrar bu sürecin devam etmesini sağladık. İnanıyorum ki bu arkadaşlar da zaten karakterleriyle, kişilikleriyle her zaman camiamıza saygın olmuş insanlardır. Biz sadece onları tekrar ekibimize dahil ettik. İnanıyorum ki zaten şu ana kadar da çok güzel geri dönüşler alıyoruz kurmuş oldukları diyaloglardan sonucu. Dediğim gibi İsmail, biz burayı her zaman bir e, merkez olarak düşündük ve çoğu arkadaşımıza her fırsatta kendilerini geliştirmek için imkanlar sunuyoruz ve nitesinde de dediğim gibi iki tane arkadaşımız e, çok büyük bir camianın e, Kerem Genel Men Direktörlüğü'ne geçti, Derya da Genel Menajerlik yardımcılığına geçti. Ya yani bunlar bizim için çok önemli çünkü dediğim gibi beraber çalıştığımız arkadaşlarımızın daha iyi yerlere e, sorumluluk anlamında geçmeleri bizi her zaman gururlandırır. Benim gibi o anlamda e, yerine gelecek arkadaşlar da inanıyorum ki aynı görevi layık ile sürdüreceklerdir. Peki başkan adaylarının vaatleri arasında e, organizasyon şemasının değişmesi ve CEO'luk müessesesi, e, müessesesinin kaldırılması e, konuşuluyordu. Sizin e, yeni dönemdeki e, nasıl bir organizasyon şemanız olacak? Bunu değiştirmeyi Yeni organizasyon şemamızda çok değerli, e, tekrar basketbol camiamızın sevdiği, saydığı değerli büyüklerimizi, ee, ekibimize dahil etmeyi düşünüyoruz. Ee, çok değerli akademisyen hocalarımızı yeni yönetimimize dahil etmek istiyoruz. Yani ekibimizi mümkün olduğunca genişletmeye çalışıyoruz ki e, herkese ulaşabilmek anlamında e, ekibimizin bu anlamda değerli insanlarla bir, e, toplamaya çalışıyoruz. Çünkü dediğim gibi e, her arkadaşımızın, her ekibimize dahil olan arkadaşımızın bir fikri bile basketbol anlamında daha iyi yere getirmesi için bizim için çok değerlidir. Dediğim gibi bu arkadaşlarımız da zaman içerisinde yavaş yavaş isimlerini de telaffuz edeceğiz. Hem çok değerli bu anlamda kendi işleri anlamında çok önemli işler kaydetmiş arkadaşlarımızın da dahil olacağını ve dediğim gibi bunun bir takım işi olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. O yüzden önümüzdeki günlerde de kalitemizin yani yönetimsel kalitemizin her geçen gün daha Ön plana çıkacağı bir süreç. Anladığım kadarıyla aynı şekilde federasyon devam edecek, sadece yeni eklemeler olacak. E, tabii değil yönetimimize, yani yönetimimize, yani dediğim gibi daha şu ana kadar ki bütün yani, e, yönetim anlamındaki arkadaşlara teşekkür etmek isterim. Hani e, bu süreç hepimiz için ilk deneyim oldu ve ilk tecrübe oldu ve e, dediğim gibi herkes kendince çok değerli e, işler yaptı ve tabii ki de dediğim gibi hem Zaten vermek olduğumuz mesajlardan da bir tanesi budur İsmail'cim. İlk dönemde yaptıklarımız ve bundan sonraki de yapacaklarımız anlamında söylüyorum. İnanıyorum ki bu katacaklar arkadaşlarla da bu süreci daha, e, iyi daha iyi doğru çünkü biz her zaman sporculuk anlamında da hep kendini geliştiren insanlar olmuştur Bu süreçte de dediğim gibi kendimizi daha iyi e, geliştirmemiz düşündüğün e, karar verdik ve Böyle eklemeler yaptık. Peki milli takımlara geçelim. Milli takımlar e, sizin döneminizde nasıldı? Erkek ve kadın milli takımlarından bahsediyorum. Hı hı. A milli takım ve altyapı milli takımları için nasıl bir strateji e, planlıyorsunuz? Ya Şimdi İsmail, milli takım ve e, ligler olarak biz her zaman basketbol olarak ayırmaya çalışıyoruz. Belki milli takımlar anlamında yani madalya anlamında ee, pek madalya yaşadığımız bir süreç olmadı ama e, dünya olarak yaşadığımız bu süreçler pandemi vesaire zaten Avrupa'da doğru düzgün e, organizasyon bile yapılamadı ama bizim e, biraz sonra sohbetlerimizde de dile getireceğimiz özellikle e, yabancı konusundaki yapmış olduğumuz değişiklikler sonunda e, çok büyük bir kademe e, yükselttiğimizi düşünüyoruz ve onun sonunda da, ee, hem milli takımlarımızın daha önce wild card alarak katıldığı turnuvalara biz hakkımızla kazandığımız maçlarla kazanma fırsatı bulduk. Ee, tabii bunlar yeterli mi? Tabii ki de yeterli değil. İşte bundan daha iyi olabilmesi için kulüplerimizde her gün daha çok görüşmeler yapıyoruz. Türk oyuncularımıza daha çok şans verilmesi için ee, çünkü Türk oyuncularımızın kendi takımlarındaki alacakları süreler başta kendi takımlarında faydalı olacaklardır. Daha sonra milli takımlarımıza faydalı olacaklardır. E zaten şu süreçte e, yabancı kuruna yapmış olduğumuz değişiklikler sonunda e, %40'lara yakın bir e, ki bunu sen de çok iyi biliyorsundur e, bir artış sağlandı. Özellikle Türk oyuncuların süreleri anlamında. Bunu aynı süreçte devam ettirirsek sanıyorum Türk oyuncularımızın e, hem e, süre almalarından çok takımdaki rolleri de çok fazla şu anda e, evet. gördüğünüz hazırladığınız gibi hazırladığınız e, grafikler ya bunları da gerçekten gibi. zaten kulüplerimizin çoğu bunu biliyor Çoğunu kulüplerimizde paylaşıyoruz ama hani kamuoyunda bilmesi açısından bunu da paylaşmak istiyoruz çünkü dediğim gibi bunlar sadece tek başınıza yapabileceğiniz bir şey değil yani çok büyük paydaşları ve çok büyük değişik süreçleri var yani bunun bunu başlatabilmemiz özellikle yönetimsel anlamında 6 yabancıdan 5 yabancıya inmemizde yani aldığımız sorumluluklar olsun ya da o süreçteki her ne kadar eleştirilsek de sonunda. Ama baktığımız zaman doğru kararlar aldığımızı görebiliyoruz. Çünkü dediğim gibi hem sporcularımızın kendi takımdaki süre artmaları, kendi takım olan faydalarını daha sonra da zamanla da inanıyorum ki milli takım olan faydaları da inşallah başarılarla da görülecektir. Altyapı milli takımları? Altyapı milli takımlarındaki... Öyle bir süreçteyiz ki, yani bizim e, bu sene geçen senelerde biliyorsun 2019'da bizim gümüş madalyamız var, u 18'de. Hı hı. E, şimdi biz eski sporcular olarak e, hem oraya yetişen sporcularımız olsun, hem o noktada olup e, Ameli takımıza da değerlendirebileceğimiz genç arkadaşlarımız oldu. Bunlardan bir tanesi de biliyorsun Alperen oldu. Biz onu bu yazki turnuva'ya göndermedik ki Ameli takımıza hani. E, abileriyle bir an önce adaptasyon durumunun sürecine girsin ve kendini artık yavaş yavaş ameli takım oyuncusu. Ya yani bizim yaptığımız süreçlerde e, tabii ki de başarıyı önemsiyoruz ama e, bazı noktalarda da e, sporcuyu kazanmak istediğimiz özellikle kategori yükselterek sporcu kazandığımızı da her fırsatta dile getiriyoruz. Yani Alperen U20'de oynayabilirdi. Bizim bu yaz oynatabilirdik onu. Ee, hani başarıya endeksli bir yönetimsel düşüncemiz olsaydı sadece hani mandalya amaçlı ama dedim ki biz ekip olarak konuştuğumuzda e, Alper'in zaten hem bizim Süper Lig'imizde geçmiş olduğu kariyer e, ve gelecek anlamında ligin MVP'si olsun. Ligin MVP'si NBA'ki e, süreci olsun. E, bu arkadaşımızı bir an önce ameli takıma adapte edip onun artık bir ameli takım oyuncusu olmasını ekip olarak kararlaştırdık. E sonuçta tabii ki de e, başarı gelmediği zaman bu anlamda eleştiriliyor musunuz? Tabii ki eleştiriliyorsunuz ama dediğim gibi biz eski bir sporcudan gelen insanlar olarak bazı şeyleri ayırt etmemiz gerekiyordu. Bu anlamda da sorumlu kalmamız gerekiyor mu? Tabii ki de alacağız. E sonunda da eleştiri olacak mı? Tabii ki de olacak. Hepsini saygıyla karşılıyoruz. Kadın milli takımları? Şimdi İsmail'cim kadın milli takımları bizim de gerçekten e, çok önemsediğimiz, zaten şu an anki e, antrenörümüz biliyorsunuz, e, milli takımlarımızı olimpiyata götürmüş bir antrenörümüz. Yani o yüzden ama maalesef ki yaşanan değişik, yani jenerasyon değişikliğinden dolayı, kadınlarda da yapmış olduğumuz e, yabancı kuralından dolayı, inanıyorum ki de o da istediğimiz sürece doğru yavaş yavaş gelecektir. Çünkü... Dediğim gibi bizim öyle bir süreçte karşı karşıyayız ki hem yabancı oyuncuların düşürtmesi, hem genç oyuncularımıza e, süre yaratılması, hem jenerasyon olarak e, yaşadığımız geçişleri ki sen bunu geçen gün dile getirmişsin. E, o yüzden bunların hepsini e, biz değerlendiriyoruz. İnşallah bu seçimden sonra da e, Ceyhun Hocamızla birlikte e, bütün camiamızla da e, tekrar bir araya gelip Gelecek anlamında daha iyi neler yapabiliriz? Yabancı kuralından olsun, sürelerin daha çok arttırılmasından olsun bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Peki voleybolun özellikle kız çocuklarında son dönemde biraz daha öne geçtiğini düşünüyor musunuz basketbolun önüne? Ya şimdi ben şu an Basketbol Federasyonu Başkanıyım. O yüzden başka bir jenerasyon hakkında yorum yapmam gerçekten doğru olmaz. Çünkü ama bir spor adamı olarak bir başarıyı da takdir etmek, gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, yani bizim basketbolun en büyük şanssızlıklarından bir tanesi İsmail e, ki başarı da geldiği için hani voleybolumuzda e, bu yaz hem olimpiyatların olması hem de e, voleybol milli takımımızın hemen üstünden e, Avrupa şampiyonu oynaması e, doğal olarak. Milletler Ligi 3 3 turnuva olması doğal olarak sonunda da hani buradan da bütün hem Akif Başkanı hem de bütün sporcu arkadaşlarımızı, antrenörlerimizi kutlamak istiyoruz. Sonuçta biz ülkemizi her anlamda çok e, gururla izledik. Gururla izledik. Benim kendi kızım var. Zaten e, özellikle Amerika maçından sonra inan çok üzüldü kendisi. E, ama dediğim gibi o süreç ister istemez neredeyse yaklaşık bir 2-3 aylık bir süreçte voleybolun yani basketbolun o süreçte hiçbir turnuva Olmaması hem erkek hem kadınlarda doğal olarak basketbolun o süreçte ister istemez başarı da geldiği için daha bu az. anlamda izlenme anlamında biraz daha şey sağladı diyebilirim. O yüzden dediğim gibi buradan da tekrar voleybol milli takımımızı ve federasyonu kutlamak istiyorum. Peki kulüplere geçiş yapalım milli takımlardan kulüpler konusu çok konuşulan konulardan birisi kulüplerin. <laughs> Siz de seyahatlerinizde, ziyaretlerinizde görüyorsunuzdur. Mali konular özellikle ön plana çıkıyor. Mali konularla ilgili gelirlerin artırılması ve bununla alakalı çok konuşmalar var. Kulüplerin böyle talepleri var. Siz bu talepleri dinlediniz mi? Geçmiş dönem nasıldı? Gelecek dönemde ne vaat ediyorsunuz? Valla geçmiş dönemle ilgili inşallah şeyler arkadaşlar paylaşacaktır. Yani rakamsal olarak da Tabii, göstermek ekrana isteriz. Gösterelim. ekrana gösterim. Özellikle İnegöl Basketbol Ligi'nin %55 anlamındaki artışı olsun, Herbalife, Nitrajin, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin olsun, sponsor sayısının %40 artması, sponsorlu gelirlerinin %30, TV yayınları gelirlerinin %200'lerde olması, ya yani bizim gerçekten bu zamana kadar yapılmamışları gerçekten yaptığımızı en büyük örneklerinden bir tanesi somut örneği de budur çünkü. Ee, en büyük çalışmalarımızdan bir tanesi de her zaman o olmuştur. Ee, basketbolumuzun gerilerini her anlamda görünürlüğünü görünülünü artırabilmek. Bu anlamda da yapmış olduğumuz özellikle bu dört sene içerisinde ki bu dört sene içerisinde İsmail sen de çok iyi biliyorsun ki bir senesini maalesef ki oynayamadık. Pandemiden dolayı. Ee, bir tanesini maalesef ki ülkemizin geçmiş olduğu pandemi sürecinin dolayı seyircisiz oynama sürecinde karşı karşıya geldik. Hem her şeye rağmen kulüplerimizi her anlamda ekonomik anlamda desteklediğimizi düşünüyoruz. E, tabii ki de daha iyi yapılabilir mi mi e, Tabii ki de bunun çalışmalarını yapıyoruz dediğim gibi hem e, ekibimizin bu anlamdaki gelişmesi açısından olsun hem de geçmişe yönelik yapılan anlaşmaların e, düzeltilmesi anlamında Bunlar tekrar bizim kulüplerimize gelir olarak geri dönecektir. Ama hep kulüplerimizin bence şu ana kadarki en büyük bizimle yapmış olduğu en büyük değerli noktalardan bir tanesi mali kriterlerimizi kulüplerle oturup hayata geçirmemiz ve bu konuda denetlemeleriniz nasıl gidiyor? Gayet güzel gidiyor. Zaten denetleme konusunda inan İsmail sanırım son 25 yılda bu kadar şeffaf ve kendisine güvenen bir federasyon olmamıştır. Gerek kendi iş. Denetim departmanımız olsun, gerekse şeffaflığımızı her fırsatta dile getirdiğimizi söyleyen bir ekibiz. biz bağımsız denetim kurulu, örnis yan gibi bir kurumla da hem 2018 hem de şu süreçte de dışarıdan bağımsız denetimi yaptıran bir federasyonuz. E kulüplerimize de iki senedir başlattığımız muhalif kriterler sonradan… Bu raporları kulüp... kulüplere sunuyor musunuz? Tabii tabii. Yani her denetlemeleri. Evet. biz hem, hem kendimizde tutuyoruz hem de her isteyene de bu anlamda e, raporlarımızı her kulüp istediğinde her türlü gerek bizim federasyonumuzda ağlıyoruz, genel sekreterimizin e, ya da CEO'muzla birlikte ya da dediğim gibi… Hı hı. Karşı tarafı da şey yapıyoruz ama hani o anlamda da tedbirimizi aldığımızı da söylemek istiyorum. Bu yapmış olduğumuz mali kriterlerin sonunda sevgili İsmail herkes önünü daha sağlıklı görme imkanı buldu. Önceden ekonomik süreçlerle kulüplerimizin yol içerisinde zaman zaman kaza süreçleriyle karşılaşıyorduk ama bu süreçleri ee, tamamen ortadan kartırdık. Artık herkes, bütün kulüplerimiz yazın başından itibaren e, önümüzdeki yılın programını, bütçesini belirleyip ona göre sağlıklı adımlar atıyor ve şu ana kadar çok şükür ki e, sezon içerisinde hiçbir kapanan kulübümüz olmadı. Dediğim gibi bu aldığımız kararları da biz tek başımıza federasyon olarak aldığımız bir karar değil. Bu zaten kulüplerimizden gelen bir teklifti ve onlar ama zaman zaman kulüplerle karşı karşıya da geldiniz. E tabi burada da dediğim gibi, İsmailci belli bir düzeni oturtana kadar sorumluluk aldığımız noktalar olacaktır çünkü sonuçta hepimizin amacı Türk basketbolunun bu süreçte sürdürülebilir, sürdürülebilir olması, bu süreçte zarar görmemesi. İlk başlarda tabii ki de bu sıkıntılar yaşadık ama e, inanın son iki seneye baktığınız zaman ki dediğim gibi yani pandemi sürecinde kattığımız zaman inanın çok şükür ki bunun sonunda da şu an sen çok iyi biliyorsun e, hepsinin yaklaşık 9 tane yakımızın hepsinin pilot takımı oldu. Evet. Özellikle e, t, TB2L'de yani bu hem Ekonomik anlamındaki e, sürdürülebilin olması hem de bütçelerinin doğru kullanılmasından dolayı da Basketbol Gençler Ligi'ni kurmamız en büyük başarılarımızdan bir tanesi odur zaten. Orada da biliyorsun sen de bunu yakından takip ediyorsun. Orada yarattığımız özellikle kontenjan, 19 yaş kontenjanını da oraya ekledik. 4 tane kontenjan ekledik. Ondan sonra bütün takımlarımızın e, özellikle e, gerek TB2'le de olsun gerek TBL'de Yapmış oldukları, kurmuş oldukları takımlarla da bu arkadaşlarımızın e, orada gelişimini sağlayacak süreçlerle de karşılaştık. Yani ki ekonomik anlamında da daha işler yapabilecek miyiz? Tabii ki de yapacağız. Biz her fırsatta bunu dile getiriyoruz. En büyük savaşlarımızdan bir tanesi zaten e, kulüplerimizin şu an özellikle e, devletimizin getirdiği bir kanun var. Biliyorsunuz şu an kulüplerimizden en büyük aldığım geri dönüşlerden bir tanesi. Odur. E, öden vergilerin geri ödenmesi anlamında inşallah Evet bu konu yüzde %20'lik bir e, konu. Evet e, şu anki kulüplerimizin e, en büyük bizden destek istediği noktalardan bir tanesi budur. Ha buraya da not aldığımı söyleyorum. Şöyle söylüyorum. Izleyici, izleyicilerimize bir hatırlatalım. Eskiden Tabii. bir uygulama vardı. Profesyonel takımlar için harcanan vergisini e, ödeyen e, herkes KDV'sini, vergisini zamanında ödeyen kulüpler hepsi e, bu vergiyi bir hafta içinde geri alıp amatör şubelere, amatör e, takımlara, altyapılara harcanmak üzere e, hemen kasasında görebiliyordu. Bu konu önemli noktalardan birisiydi. Bu kural değişmişti. Maalesef yani son zamanlarda bu kural e, değişti. Hı hı. İşte biz de zaten dün e, Sayın Spor Bakanımızla gerçek anlamda çok güzel e, bir diyaloglar geçirdik. Sağ olsun kendisi federasyonumuzda ziyaret etti. Gerek biraz sonra tek de o konuya da geleceğiz. Hı hı. Tesis anlamında da ee, çok güzel gelişmelerimiz oldu. Artı kulüplerimizden gelen bu tarz talebimizde kendilerini illettik. İnşallah seçimden sonra gerek kendileriyle daha sonra da Hazine ve Maliye Bakanlığımızla da oturup bu sürecin tekrar özellikle e, bu ya anlamda o, onu ondan bahsedecektiniz başkan evet. o. Ya yani bu sporcu ücretlerinin hani e, payının geri kulüplere geri ödenmesi yani senin özetlediğin şeyi hı. sen şey yaptığın için tekrarlamak istemedim. Hı hı. Çünkü bu özellikle e, amatör Kulüplerimiz için gerçekten sürdürülebilir anlamında çok büyük bir destektir. Bunu da biz inşallah başarabilirsek o zaman gerçek anlamda kulüplerimizi... Bu söz konusu mu şu an masada mı? Bunu tekrar seçimden sonra Sayın Spor Bakanımız da, daha sonra da inşallah Hazine ve Maliye Bakanımız da tekrar onu görüşüp birden fazla bakanlığı ilgilendiren bir durum. E Tabii hem spor bakanlığımızı hem hazine ve maliye bakanlığımızı ilgilendiren bir konu Ve sadece basketbolun da değil aslında bütün amatör sporları e Tabii aslında için. bu bütün evet. sporlarımızın büyük bir aslında bir faydalanacağı bir süreç ama ben şu an dediğim gibi Türkiye basketbol federasyonu yöneten bir insan olarak kulüplerimizde gelen talepleri en üst noktalara iletmek zorundayım dediğim gibi dün de güzel bir sürecimiz geçti bunu da bir başarabilirsek o anlamda yani ekonomik anlamda da kulüplerimiz çok önlerinde daha sağlıklı görecek bir periyotta karşı karşıya kalabiliriz Peki devam edelim kulüplerin bir başka konusu da konuşulan bir başka konu da hakemler hakemlerle ilgili stratejiniz nedir geride kalan 5 yılda hakemlik performansını nasıl buluyorsunuz yeni dönemde yenilikleriniz olacak mı İsmail tabii ki de hakem konusu bizim gerçekten e, en kafa yorduğumuz noktalardan bir tanesi diyebiliriz. Çünkü e, biz eski sporcular olarak e, özellikle mücadelenin kazananın ve kaybedenin sahada herkesin e, sonuna kadar mücadele olduğu ve hepimizin gönlünden geçendiği hiçbir tarafın hani özellikle hakemlerimizin tarafından bir hatasının olmadığı yani kusursuz dört dörtlük bir maç geçirmesini her zaman dile getiriyor. Zaten özellikle yapmış olduğumuz değişikliklerle birlikte biz Türk basketbol tarihinde profesyonel anlamda 13'e yakın 14'e yakın hakemimizi profesyonel anlamında federasyonumuza dahil ettik. Çünkü hem gelir anlamında bu anlamda hakemlerimizi desteklemek açısından hem de eğitimlerini daha iyi yapabilmeleri açısından e, MHK Başkanı ile yapmış olduğumuz e, güzel bir çalışmaydı. Dediğim gibi zaman zaman hakemlerimizin hatası olacak mı? Mutlaka ki olacaktır. Ama e, bunun için de dediğim gibi hem eğitimlerimiz olsun hem bu anlamdaki e, çalışmalarımız her geçen gün devam ediyor. E, dediğim gibi bu... E, Bizim de en çok üzüldüğümüz noktalardan bir tanesi ki bunu zaman zaman ben de kulüplerle de diyaloğa geçip hani bundan da bizim üzüntü duyduğumuzu da her fırsatta dile getiriyoruz. Çünkü içinde kasıt olmadığını çok iyi biliyoruz sevgili İsmail. Yani hakemlerimiz onlar da hata yapıyor mu? Yapıyordur. Ama inanın hiçbirinde bir kasıt olmadığını bunu net bir şekilde gözlemliyoruz. Eğitimleri daha iyi olması gerekir, daha sık olması gerekiyor mu? Tabii ki de gerekiyor. Bunun için de zaten dediğim gibi... 13 tane bunun sayısını da arttırmayı düşünüyoruz profesyonel anlamda ekibimize dahil edip bu arkadaşlar arkadaşlarımızı da her geçen gün daha iyi noktalara getirmek istiyoruz. Peki Merkez Hakem Kurulu aynı şekilde devam edecek mi? Bir değişiklik planlıyor musunuz? Yani İsmail bunlar dediğim gibi hiçbir zaman değişecek noktalar değil. Yani bizim amacımız her şeyin en iyisini yapabilmek. Hmm. MHK Başkanımızdan da Önümüzdeki süreçte daha iyi verimler alabilmek, tabii ki de kulüplerimizle de görüşüyoruz, ee, daha iyi e, anlamda onların da fikirlerini alıyoruz. Ee, yani şu an e, ekibimde olan insanlarla ilgili Hani konuşmak gerçekten güzel olmayabilir çünkü şu an hala mevcut e, ligimiz devam ediyor. Ama dediğim gibi bizim de en çok kafa yorduğumuz noktalardan bir tanesi budur. E, dediğim gibi hakemlerimizi bu süreçte hem ee, tabii ki de eleştirilebilir. her Hepimiz eleştiriliyoruz. Eleştirilmemiz de gerekebilir gerçekleri, doğruları görmemiz açısından ama e, özellikle hakemlerimizi e, daha çok e, teşvik etmemiz açısından daha çok kazandırabilmemiz açısından e, profesyonelliğin de çok önemliliğini artırmak gerekiyor gerektiğini düşünüyoruz ki e, bu anlamda da hakemlerimiz açısından da tek fokusları burası olsun diye e, hedefliyoruz. Ee, Sayın Başkan, o Kariyerinizin son döneminde yarı sahada siz daha çok oynardınız ama şimdi biraz tam sahaya geçmemiz lazım. Transition oynamamız gerekiyor. Hızlanmamız mı biraz... gerekiyor? Tempoyu... Çok mu yavaş konuşuyorum? <laughs> Yok hayır gayet iyi gidiyor ama hızlanalım biraz. Yani hakem sayısını da bak burada notlarımda var. yüzde <laughs> %46 arttırmışız hakem sayısını. Yani Bunu tabii ki de dediğim gibi daha yukarılara çekmemiz gerekiyor ama işte hep anlatmak istediğimiz süre Sevgili İsmail biz bunları 4 senede yani gerçekten çok sıkı çalışarak bunu daha yükseklere çıkarabilir miyiz? Tabii ki de çıkartabiliriz. Yani o yüzden inşallah önümüzdeki süreçte camiamızda uygun görürse bunu beraber başaracağız. Peki altyapı stratejiniz bununla alakalı neler söylersiniz? Buradan çünkü tesislere de bağlayacağım altyapının bir parçası olarak. Vallahi İsmail bizim en büyük başarılarımızdan bir tanesi basketbol gençler ligimiz biliyorsun. Bu dört sezonda 974 tane genç basketbolcu forma giydi. Yani buradaki notlarımı sana okumak hı hı. istiyorum. Sonra üst liglere 220 basketbolcu gönderildi BGL'den. BGL'den. Altyapı milli takımlarının %90'ı BGL'den oluştu. 450 kişiye de istihdam sağlandı. Özellikle biliyorsun, özel BGL'yi kurmamızda en büyük amaçlarından bir tanesi de orada hem yönetici kanında hem antrenörlük anlamında da arkadaşlarımızın basketbola kazandırmaktı. Bu anlamda güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Altyapıya basketbolcu yetiştiren kulüplerimize 76, 21 yer 6 basketbolcu %39. 21 yaş altı basketbolcu oynama süreleri %63 artmış. Yani bunların hepsini buradan evet. görebiliyorsunuz. Yani dediğim gibi biz gerçekten çok güzel işler yaptığımıza inanıyoruz. Ama ee, hayatında bir gerçekleri var. Bunlara da yetinmemeyi de biliyoruz. Daha iyiler yapabilecek miyiz? Tabii ki de yapabileceğimizi düşünüyoruz. Ee, camiamızda zaten bunlar her fırsatta onlarla paylaşıyoruz. Zaten onlarla birlikte hep söylemek istediğim onlarla birlikte yapıyoruz zaten bunları. İnşallah önümüzdeki süreçte de onların desteğiyle de daha güzel işler yapmayı düşünüyoruz. Peki bu bağlamda tesislere de yavaş yavaş geçelim. Tesis konusu belki de Başkanlık döneminizin en çok konuşulan konularından birisiydi. Hatta geçen yıl sizinle yaptığımız bir konuşmayı hatırlıyorum. Özel konuştuğumuzda siz e, bu Abdi İpekçi işi bitmeden bırakmak istemiyorum şeklinde vurgulamıştınız. Abdi İpekçi spor salonu en çok konuşulan, basketbolun en çok konuşulan e, konularından birisi. Sizin de e, kariyerinizde oyuncu olarak çok özel anılarınızın olduğu bir yer Abdi İpekçi spor salonu. Hı hı. Evet. Başkan neden yıktınız Abdi İpekçi Spor Salonu'nu? <laughs> Şimdi İsmail o kadar notum var ki hem bulmaya da çalışıyorum <laughs> hem de e, gerçekten aslında tesis anlamında gerçekten sevgili İsmail bizim en az eleştirilmemiz gereken federasyon biziz. Bunu gerçekten hani geçmiş federasyonu hiç dediğim gibi hiç diyaloglara, polemiklere hiç girmemeye çalıştık zaten bu süreçte de. Ama gerçekten bir basketbol sever olarak, bir basketbolcu olarak özellikle son 30 yılda baktığınız zaman Türkiye Basketbol Federasyonu'nun elinde kaç tane tesis var biliyor musun İsmail? Hayır. Bilmiyorum. Bir tek 2010'da devletimizin yapıp basketbolla devrettiği, yani kullanım alanını devrettiği Ankara Spor Salonu var. Ne kadar acı bir şey biliyor musun? Evet. Yani o yüzden tesis anlamında e, insanların e, bizi apti peçi üzerinden eleştirmeye çalışmaları bizi gerçekten çok üzüyor çünkü biz ekip olarak e, ilk göreve geldiğimizde federasyonun gerçek filmini çekme fırsatı bulabildik ve bu anda notlarımı okumaya çalışıyorum özellikle e, yani burada buldum özellikle insanların gerçeği bilmesi aslında da bunu gerçekten söylemek istiyorum. E, Abdi İpekçi'yi yıkmamızın başlıca nedenlerinden bir tanesi neydi biliyor musun? Abdi İpekçi spor salonunun çatısı hayatı bir risk taşıyordu biliyor musun? Biz bunu gördük. Raporlarla bunu gördük. Yani e, eski bir Bu salonun, kapalı yüzme şampiyonası sonrasında yani olan nem probleminden. Ne, çatısının olsun 40-45 yıllık bir tesisinin... Mı? Artık gerçekten hani, e, ki bunun şu an bunu en iyi sen takip ediyorsun. Barcelona'nın örneği var biliyorsunuz. Evet. Yeni yıkıp bir salon yapacaklar ve inanılmaz bir rakamlarla yapacaklar. <laughs> yani Biz de bu raporu bulduğumuzda gerçekten şok olduk. Çünkü e, sporcularımızın, herkesin hayatını riske atan bir süreçle karşı karşıyayız. Özellikle raporun, yani çatığın taşımayan, taşımaz raporu vardı. Yani biz hemen ekibimizle bir araya geldiğimizde yaptığımız araştırmalarda yani ilk basket tipikçi yıkmamızın nedenlerinden bir tanesi buydu. Keren, yani i̇ş görmez haldi. Tabii ki böyle. de hani raporları da var burada, evgül İsmail. Daha sonra da bu süreçte e, biz hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait o süreçte hemen e, pratik zekamızla birlikte etrafımızdaki salonlarımızı hı. de araştırdık ve o süreçte hemen e, o zamanın belediye başkanıyla, sayın rahmetli Kadir Topbaş'ta yaptığımız görüşmelerde dört e, senedir atıl bir şekilde duran Sinan Erdem Spor Salonu bünyemize kattık. Abdi Pekçi yıkılırken Anadolu Efes ve Galatasaray şu an Anadolu Efes şey, Sinan Erdem'de e, oynuyorlar. Yani o yüzden e, Abdi Pekçi yıkmamızın ilk nedenlerinden bir tanesi artık hem çatısının hem de e, artık binanın kendisinin yavaş yavaş taşınmaz halde olduğunu gördüğümüz için ilk yıkma nedenlerimizden bir tanesi budur. Ve bu raporu Muhalefet altı yapmışlardı. Bundan önceki yönetim. Yani bu bizi gerçekten çok şok etti. Yani biz burada yönetim olarak bunları gördüğümüzde gerçekten çok büyük ne yaptık çünkü orada çok büyük hayati riskler ee, içeren noktalar vardı. E daha Peki sonra yıkıldıktan sonra bugüne kadarki süreç ee... asıl acı tarafı da o, sevgili İsmail. Şimdi hani e, insan, insanları da camiamızda biz zaten bilgilendiriyoruz yaşayan süreçleri. Çünkü sevgili İsmail, Abdi Pekçi'nin bulunduğu bölge yani bulunduğu arazi 70 bin metrekarelik bir arazi. İçerisinde farklı farklı kurumların parsellerinin bulduğu bir bir bölge orası, bir arazi. E şimdi kaç parsel? Ee, vallahi kaç parsel? 7 ya da 8 dediği hatırlıyorum. Buradan şey yapmaya çalışıyorum. İşte farklı kamu yerlerinin, İstanbul Büyükşehir'in belediyesinin olduğu. Yani bu süreç gerçekten e ee, hem o arazilerin tek parsel haline getirilmesi Zeytinburnu Belediyesi'yle yapılan süreçler olsun. Daha sonra e, anlaştığımız e, mimarlarla hani bir proje sonuçta bir proje hayata geçirmemiz gerekiyor. Sen de bunu biliyorsun bir proje hayata geçirmek hemen o kadar kolay değil. Çünkü birçok e, mimarla oturup görüşüyoruz. Onlar bize farklı projeler yapıyorlar. İşte beğendiklerimiz oldu, hani farklı gördüklerimiz oldu ve sonunda bir e, beğendiğimiz bir Şirket oldu. E daha sonra bu şirkette oturup karşılıklı projelerimizi anlatmaya başladık. Onlar yavaş yavaş bunları hayata geçirmeye başladı. Biz o sıra tabii ki de anıtlar kurulu olsun, işte bakanlıkta yazışmalar, belediyelerle yazışmalar derken ve geldiğimiz sonunda da çok şükür ki dün de Sayın Bakanımız da bizi şereflendirdi. Son noktaları görmesi açısından hem ee, geldiğimiz noktayı görmemiz açısından inşallah da önümüzdeki 2-3 hafta bilemediniz bir ay içerisinde de e, temelini atıp e, şu ana kadar Türk basketbolu belki de Türk spor tarihine e, kazandırılmamış bir tesis kazandırılacak. Peki e, şu ana kadar aslında diğer e, başkan adaylarımızla yaptığımız yayınlarda Basketbol Federasyonu'ndan çıktığı yönünde e, bir bilgi vardı. O zaman Çok sizin acı. söylediğiniz tam tersi Çok anladığım acı. kadarıyla. Çok ee, acı bir şey biliyor musunuz sevgili İsmail? Daha önce Federasyon Başkanlığı yapmış insanların, Federasyonların kamuyla beraber hareket ettiklerini bilmemek ya da onun kelimesini de bulamıyorum artık şeyden dolayı. Yani çünkü bu süreçler Federasyonlar hiçbir zaman sevgili İsmail tesis yapmazlar. Kendi başına karar alamaz. Çünkü biz Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bir federasyonuz. Bizimle birlikte 64 tane yakın federasyon var. Biz federasyonlar olarak proje üreten bir tarafız. Ve bunu bakanlıklarımızla birlikte yönetiriz bu projeleri. Onlara götürürüz, onların fikirleri olur, bizim fikirlerimiz olur. Ve sonunda bu projeyi her tarafı, iki tarafında beğeneceği, Sayın Cumhurbaşkanımızın da fikirlerini, herkes yani bütün basketbolu seven, sporu seven insanların fikrini de alıp daha sonra da bu süreci Devam bakanlığa et. sunarız. Sunma. Kazandırmak istediğimiz proje budur ve devletimiz de şu an biliyorsunuz Türk sporuna çok büyük tesisler kazandırdı. Biz sadece federasyon olarak yani dediğim gibi yani bu, bu tarz söylemleri söylemeleri bile gerçekten çok acı. Çünkü biz proje üretiriz, devletimizle birlikte proje üretiriz, devletimiz bu projeleri Türk sporuna kazandırır ve bu basket, bu kazandıracağımız projede Türk basketboluna kazandırılacak bir projedir. Peki spor Bakanlığından onayı aldınız mı proje için? Tabii ee, beraber diyorum ya, İsmail Bu projeyi beraber Bunlar yürütüyoruz yani, zaten. E, getir e, bu proje getirdiniz. zaten bak 2020 Onların yılında. Da getirebiliriz, evet. Bak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ arasında uygulama projesi inşaatın yapımına ilişkin sözleşme imzalandı. Yani bu proje zaten şu an Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızla birlikte yani bu süreçleri biliyorsunuz Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TOKİ bu anlamda e, bu projeleri yapan kurumlardır. Evet. Zaten biz bu anlaşmayı, sözleşmeyi 2020 yılında zaten şey yapmışız. Şimdi Dün görüntüler de sen, var, dünden e, görüntüler. Evet, e, sen da dediğim gibi bizi ziyaret etti. E, nasıl geçti dünkü görüşmeniz? Spor Gayet güzel geçti. Konuda. Zaten sevgili İsmail, biz federasyon olarak zaten kurumlarla her zaman iyi ilişkiler içinde olmuşuzdur. Gerek bu tesis olsun, gerekse başka bir anlamda... Kamu kamuyla her zaman iyi ilişkiler olmak durumundayız. Çünkü beraber hareket ediyoruz bazı yerler. Çünkü biz onlara bağlı olan bir kurumuz. Anladınız mı? bu süreçte de Sayın Bakanımız ilk günden beri bundan önceki bakanımız Sayın Osman Aşkınmak'la birlikte bu projenin hani bu sana anlattığım detayları anlatma fırsatı bulduk. Bu mu bu arada ekrandaki Şu an gördüğüm proje evet. bu. 10 bin kişilik yeni bir salonumuz olacak İsmail. 3 adet altyapı salonumuz olacak. Küçük salonlar olacak. Evet. Şimdi. Şu şu an elimde gösterdiğim evet. üç tane yan yana. Evet. üçünün de 500'er tribünlü, kapasiteli tribünleri olacak. Bir tane bin kişilik A takım kadın ve erkek için yaptığımız bir Salonumuz olacak yani toplam 5 tane salonumuz olacak İsmail. içinde antrenman salonlarının, fitnesslerin olduğu, toplantı salonlarının olduğu. Aslında. Tüm hoteli... araziye yayılacak bir proje kesinlikle, o zaman. Kesinlikle Sadece salon yıkıldı. Ya biz Zümar sadece Zümar bir salon Arzi. olarak hiç bakmadık sevgili İsmail. Biz zaten en büyük e, diğer insanlardan en büyük farkımızdan bir tanesi de budur. Zaten burada da görseli görüyorsunuz. Projenin detayları ilk Basketbol kez. Basketbol gelişim merkezi olarak bunu Bu biz arada... zaten planladık. Sadece bir isim olarak. Hani bir salon ismi olarak değerlendirmedik bunu. Burası bir basketbol gelişim merkezi olarak planladık biz. Çünkü burada Projenin detaylarını otel... da ilk kez kamuoyuyla ile burada paylaşıyorsunuz. E çünkü dediğim onda. gibi biz bunu artık uygulama projesi olarak bakanlığımızla birlikte TOKİ'ye verdik. Yani önümüzdeki günlerde bunun zaten yani hem lansmanını mı yapacaksınız? Hem lansmanı olsun hem de temel atma süreçleri zaten önümüzdeki süreçlerde bunu Hayatta e, hayata geçecektir. İşte dediğim gibi sevgili İsmail buradaki süreçler hani öyle bir noktalarda konuşuluyor ki gerçekten sanki e, hiç buralarda yöneticilik yapılmamış ya da e, ne bileyim bu konudan bir habersizmiş gibi konuşmaları bizi gerçekten çok üzüyor. Çünkü gerek e, Sayın Harun Erdoğan olsun gerekse Erman Kunter'in birisi başkanlık yapmış, diğer tarafta da Federasyonda yöneticilik yapmış insanların hani bu süreçlerin böyle konuşuluyor olması gerçekten çok üzücü. Yani ben e, ekibinin bu anlamda özellikle Erman abinin ekibinin gerçekten bu anlamda e, kendisini yanlış yönlendirdiğini de düşünüyorum. Çünkü geçen gün senin programında da hatırlarsın, buradaki rakamları da bulabilirsen bu karmaşıkta hı hı. E, Erman abi de şey dedi. Hani özellikle katılım payları hakkında konuşuyorlar. de hı hı. hepsi farkındaysan. Evet vaatlerinden ama birisi. Vaatlerinden bir tanesi bir ama bu federasyon 93 yılından beri katılım payı alıyor. Erman abinin işte ben Erman abiyi çok severim çok da saygı duyuyorum ama ekibinin onu yanlış yönlendirdiğine çok inanıyorum ben. Çünkü dediğim gibi Erman abi yıllardır antrenör anlamda Türk gerek Türk basketboluna gerekse başka ülkelerde çok değerler katmıştır. Yani yöneticilik anlamında gerçekten ilk defa belki bu kadar üst seviyeye soyunuyor. O yüzden ekibinin gerçekten çok iyi olmasını isteyen bir insanım ben. Fransa'da bile şu an kendi antrenörlük yaptığı bile katılım payı alınıyor. Sevgili İsmail yani bunlar gerçekten iyi araştırılması ve kamuoyuna iyi sunması gereken şeyler. Yani dediğim gibi bu süreç söylendiği gibi yıkıldı, bakanlık aldı vesaire falan değil. Bunlar zaten biz beraber bakanlıkla yürütüyoruz. Yani bakanımız da zaten gerek fiziki olarak gerekse telefonla zaten her daim TOKİ ile olan ilişkilerimizi her daim biz zaten özden geçiriyoruz. Ama bu sürecin ee, bu kadar hani e, yıkıldı bitti gitti noktasına değil bu sürecin hani anlatmaya çalıştığım gibi. Peki ne zaman bitecek? Şu anda bir takvim var Vallahi hedef mı? E, 18 ay diye planlanıyor. 18 ay. Bu kadar geniş bir... E, e çünkü buradaki proje. en büyük en büyük şeyimiz sorunumuz şey olacak. 10 bin kişilik salon. Hı hı. O biraz zaman alacaktır. Diğer salonların pek daha kolay, daha kolay olacağı için o kadar çok şey olmayacağını düşünüyorum. Peki devam edelim. Ee, ekonomiden bahsettik, altyapılardan bahsettik, tesislerden bahsettik. Ee, bir de olimpiyatlar var tabii ki. Kadınlarda ee, kadınlarda yine daha sık olimpiyat oyunlarına gitmeye alışkınız. Hı hı. Ama erkeklerde 5'e 5 basketbolunda uzun süredir olimpiyat oyunlarına gidemedik. Evet, olimpiyat ee, gitme. Bir de 3'e 3 basketbol branşı çıktı oh. olimpiyat oyunlarında. Bununla alakalı bir hedefiniz olacak mı 2024'te? Ne kadar süremiz var? Ee, az süremiz kaldı bu arada. Şimdi dediğim gibi İsmail yani bizim gerçekten saatlere ihtiyacımız olacaktır ama dünkü bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. bizim verirsen. Hani önümüzdeki yıl yapmak istediklerimizden bir tanesi hani basketbolun Özellikle yayıncı kuruluşu anlamındaki şeylerimize hiç değinemedik. Çünkü dediğim gibi konu konuyu atladığımız için. Dün Sayın Bakanımız da hem bizi ziyaret etti hem kendisine sunduğumuz bizim de gerçekten önümüzdeki yıllarda en büyük hedeflerinden bir tanesi de basketbolun tüm Türkiye'ye yayılmasına gerçekten çok önem sarf edeceğini düşündüğümüz basketbolun hepsinin açık kanallarda olması. Bunu dün... Bu projeyi Sayın Bakanımız da sunduk. Sayın Bakanımız da bu anlamda bize destek vereceğini de söyledi. Yani zaten biz şu ana kadar sevgili İsmail gerek anlaşma anlamında yapmış olduğumuz kontratlar olsun, gerekse maç sayısı anlamında beş maçlardan biz şu an 12 maçlara çıkardık ve önümüzdeki süreçte de inşallah bütün maçların özellikle basketbol süperlerinin bütün maçlarının açık kanal ve kanallarda olacağını buradan müjdelemek isterim. Bu inanıyorum ki basketbolun çok e, büyük bir vaat bu arada. Çok büyük bir vaat. Sevgili İsmail'ciğim bunu da benden başka ekibimizle birlikte e, bu vaatleri biz hep e, anlatmak istediğimiz ve şu ana kadar hep yapabileceğimiz vaatleri verdik. Sevgili İsmail hiçbir zaman e, farklı vaatlerde bulunmadık. Bu da Bizim yapabileceğimiz vaatlerden bir tanesi budur. Çünkü bu süreçte bizim kulüplerimize yapmış olduğumuz görüşmelerde, sponsorlarımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde ve en önemlisi basketbol markasının daha üstlere çekilmesi açısından basketbolunun hem ulusal kanallarda hem de dijital anlamlarda daha çok görülmesi gerekiyor. Ve bu Sayın Bakanımızın da desteğiyle inşallah hayata geçireceğimiz şu ana kadarki en büyük proje olacak. Çünkü bu Türkiye'nin doğusundan batısından bütün herkesin, çocuklarımızın basket basketbolunu izlemesi fırsatı bulacak. Bu anlamda buradaki teşviklerin artılması olacak. Sponsorların gelişim, görüşündüğünü artırma fırsatımız olacak. Ve inanıyorum ki o süreçte de bakanlığımızla birlikte yapacağımız projelerle de ee, basketbolu tekrar görünün anlamda e, en üst noktaya çekeceğimizi söyleyebilirim. Bu çok önemli bir noktadan bahsettiniz. E, ben yine diğer noktaya da olimpiyat konusunu da bir kez daha hatırlatmak isterim. 3'e 3, e 3, e 3 basketbol, 5'e 5 basketbol yani hani 3 e 3 ile alakalı olimpiyat hedefimiz var mı? Şimdi orada Leto Letonya, Hollanda gibi basketbol geleneği ya şimdi burada bizim Tolga, diye, Tolga arkadaşımız gerçekten çok güzel işler yapıyor. E, bu anlamda da hani ee, onu da her fırsatta desteklediğimizi söylemek istiyorum ee, bu süreçler biliyorsunuz ya biraz. basketbol daha... Türkiye bir olimpik madalya getirebilir mi? Ee, erkekler anlamında mı? 3 çarpı 5'e 5 kadın erkek fark etmez. Vallahi, sevgili İsmail e, önümüzdeki süreçlerde bu yabancı kuralını böyle devam ettirdiğimiz süreçte bu oyuncularımızın süre almalarını arttırdığımız süreçte inan bana e, çok güzel başarılar gelecektir çünkü Dediğim gibi bu her zaman sporcularımın oynamasından takımlarındaki rollerine kadar değişmesi gereken bir şey. Şu an NBA'de bizi temsil eden çok değerli arkadaşlarımız var. Onlar da her geçen gün tecrübeleniyor. Buradaki Türk arkadaşlarımızın her geçen gün takımlarında süre alması bunların biraz daha kendilerince vakit geçirmeleri gerektiği için anlayabiliyor zaman zaman sıkıntı yaşadığımız süreçler oluyor mu? Tabii ki de oluyor ama... Biz her zaman e, geleceği doğru planladığımızı düşünüyoruz. Kurduğumuz ilişkiler, FIBA ilişkileri, Euroleague ilişkileri şu an biz e, FIBA'dan şurada sana not da aldım. Yani 12 tane yakın teşekkür mektubu aldık sevgili İsmail. Hani bir, bu anlamda da bizi eleştirenler oldu. FİBA. Onlar mektuplar mı? Teşekkür Tabii mektupta. tabii ya. Bunu uzatayım istiyor Kamil Novak'tan gelen teşekkür mektupları. Çünkü yani biz federasyon olarak Türkiye Basketbol Federasyonu herkesle ilişkilerimizi iyi tutmak durumdayız. Zaten bu anlamda dünya pandemin noktasıyla can çekişirken biz kendi babalarımızı bırak, sevgili İsmail, başka takımların bubble'larını da kendi evimizde yapma fırsatı bulduk. Bu anlamda da bunun için FIBA'dan teşekkür mektupları aldık. Ben genel sekreterle her gün ayda bir kere minimum bir kere Andreas'la görüşen bir insanım. Yani bunlar çünkü bizim hem özellikle 2023 yani bu anlamda da şeyi noktalamak isterim özellikle. Evet, son e, mesajlarınızı da alalım artık son bölümde. Yani en büyük mesajımız dediğim gibi İsmail. E, 2023 dediniz oradan isterseniz devam edip öyle gideceğiz. 2023, yani bize eleştirme anlamında da biz 2023'e aday mıydık? Evet adaydık. Ama bunun en büyük sıkıntılarından bir tanesini e, biz Rusya Federasyonuyla sevgili dostumuz Andre Krylenko ile birlikte adaydık Türkiye olarak. Ama bunu her fırsatta FIBA'ya da dile getirmeye çalışıyoruz. Özellikle ekonomik anlamdaki yaptırımları gerçekten hem bizleri hem de Rusya'yı bu süreçten bizleri basketbol anlamda farklı yatırımlarımızı yapmamıza neden oldu. Özellikle ki FIBA bu anlamda da bence artık yavaş yavaş bazı şeyleri daha iyi değerlendirmesi gerekiyor. Hem katılım payları olsun hem de orada harcanacak gerekliliği yüksek diyorsun. E tabii orada hem katılım payısı, payı olarak hem de ee, o süreçte harcanılan parana olarak ikimiz de gerek biz de gerek de Rusya tarafından oturup kıyasladığımız zaman yani bunun basketbol için yani kendi ülkemizin basketbolu kulüplerine yatırılmasının hem tesisleşme anlamında hem de ekonomik sürdürülebilir anlamında daha ağır olduğunu düşündük ve e, bundan dolayı da e, bu süreçten ikimiz de hem Rusya hem biz zaten süreçleri zaten Filipinler ve Japonya şey yapıyor, en yüksek parayı veren onlar oldu. 179 delege var ee, Nur abi'nin vefatıyla. 180'den 179'a düştü. Hı hı. 4 Kasım'da seçim var. Bu 179 delegeye ve tüm basketbol severlere son mesajınızı alabilir miyiz Hidayet abi? Vallahi sevgili İsmail, e, yani her fırsatta e, dediğim gibi kendimizi geliştirmek için daha iyi işler yaptığımızda, yapmak istediğimiz zaten kulüplerimize her fırsatta dile getiriyoruz. Buradan da bir şekilde hem yaptıklarımızı hem de yapacaklarımızı anlatmaya çalıştık. Dediğim gibi biz her zaman adil olmayı, sorumluluk almayı, basketbolumuz için önemli kararlar almaya soyunmuş bir yönetimiz. Bu süreçte de bu süreci tekrar beraber yürütebilmemiz için onların desteğine ihtiyacımız var yönetimsel olarak. Dediğim gibi oy veren, vermeyen benim için her fırsatta dile getiririm. Herkes bizim için baş tacıdır. Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dediğim gibi iki tane daha farklı aday var. Mutlaka ki o arkadaşlara da e, oylar gidecektir. Ama ben bu beş senelik süreçte inan hiçbir insanı ayırmadan e, Türk basketbolu için herkese hizmet ettiğimi düşünüyorum. Kazanırsak da aynı şekilde devam edeceğimi buradan sözünü vermek isterim. Hidayet Türkoğlu, Sayın Başkan çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ee, böylelikle bizde TBF seçim özel yayınlarımızı burada noktalıyoruz 4 Kasım'da Ankara'da yapılacak Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlık seçimleri Biz de Bean Sports Basketbol ekibi olarak 3 başkan adayını da Tarihte ilk kez 3 adayla girilen bir seçimde 3 başkan adayını da eşit şartlarda aynı sandalyede e, burada ağırlamanın gururunu yaşıyoruz Umarız Türk basketbolu için en iyi sonuç olmuş olur 4 Kasım'da Şimdilik hoşçakalın